Evet, ben özellikle bağımlılık konusu ülkemizin en önemli, en hassas çok konulardan biri. En hassas konularından biri. Bireylerimizin özellikle hayır demesini, gençlerimizin hayır diyebilmesini sağlamamız gerekiyor. Her şeye evet demek bazen olmuyor. Gençlerimizin bazen bu tür şeylerde hayır diyecek, kendini geri plana çekmesi gerekiyor. Stresle baş etmeyi gençlerimizin öğrenmesi gerekiyor. Teknolojiden her ne kadar uzak durun desek de, en azından teknolojiden uzak duramayacaksak da teknolojini uygun yönde kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Ve tabii bu bağımlılıkla mücadelede bize destek veren tüm bireylere, tüm vatandaşlarımıza ve tabii de size, özellikle bugün bu imkanı bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bağımsız olduğumuz, bağımlı bireylerimizin olmadığı, inşallah güzel yarınlarımızın olduğu günler diliyorum. Abi, şunu da söylemeden kapatmayayım. İki gün önce işte hepimiz tüylerini diken diken bir olay yaşandı İstanbul'da. Bir genç iki kız çocuğunu öldürdü. Ondan sonra da kendisi de intihar etti. Annesi diyor ki tamam oğlumun problemleri vardı ama bunu yapabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Demek ki ailede o çocuk nasıl bir haleti ruhiye içerisindeyse, nasıl bir psikolojiyle dolaşıyorsa, ailesinde ne kadar uzaksa, halbuki bu milletin çocukları karıncayı incitmekten çekinen bir millet. Sosyal medya çok farklı bir alan. Yani gerçek hayatla tamamen uzak, gerçek hayattan tamamen farklı bir alan, farklı bir mecra. Yani onun için yani ailelere özellikle anne babalara özellikle bu konuda hele küçük çocuklar için sosyal medya çok tehlikeli bir alan. Çünkü çocuk orada söylenen şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını kavrayamıyor. Ya da sosyal medyada karşınızdaki gerçek bireyler olmayabiliyorlar. Kendilerini ifade ettiği şekilde olmayabiliyorlar. Ve bir süre sonra da belli bir bağ kurulduktan sonra da gençlerimiz olayın farkına varmadan, çocuklarımız olayın farkına varmadan farklı yönlere kayabiliyor. Onun için gerçekten sosyal medya, teknoloji bağımlılığı bunların özel çalışılması lazım. Bazen ailenin de fark edemeyeceği şeyler olabiliyor. Tabii. Göremeyeceği şeyler olabiliyor. Yani onun için özellikle çocuklarda belki hani internet şifresinin belli kısıtlamaların getirilmesi gerekebiliyor. Çocukların ara ara takip edilmesi gerekiyor geldiği ortamlara. Çünkü hiç ummadığınız oyun sitelerinden bazen çok farklı şeyler çıkabiliyor. Evet. Alanlara gidebiliyor. İnşallah hep beraber bu sıkıntının da toplum olarak, ülke olarak üstesinden geleceğiz. Bizim milletimiz her türlü zorluğu aşmış bir millet. Tabii. İnşallah bunu da hep beraber aşacağız. Şunu hemen belirtmek lazım. Bu tehlikeye benim çocuğum, benim yakınım düşmez dememek lazım. Öyle bir şey yok. Hepimizin çocuğu, hepimizin yakınları bu tehlikeyle karşı karşıya. Karşı. Çünkü diğer bu bağımlılığa bulaşmış çocuklar da bizim çocuklarımız. Evet.